Merhabalar, şu an Çin Seddi'nin en yüksek noktasından sesleniyorum. Çin tarımsal kalkınması ile ilgili kısaca bilgilendirmek istiyorum. Çin dediğimiz zaman aslında yüz ölçümü bakımından Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'dan sonra dünyanın üçüncü büyük yüz ölçümüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Çin yüz ölçümünü örneklendirmek gerekirse Avrupa kıtasıyla karşılaştırdığımız zaman Avrupa kıtasının büyüklüğünden sadece 1 milyon kilometre kare daha düşük bir yüz ölçümüne sahip diyebiliriz. Çinliler dediğimiz zaman aslında medeniyetin en eski medeniyetlerden birisini temsil etmekte. Ayrıca tarım yönüyle incelediğimiz zaman Çinliler birçok tarımsal ürünün evcilleştirilmesine neden olmuş bir millet diyebiliriz. Örnek verecek olursak domuzun evcilleştirilmesi veya köpeğin evcilleştirilmesi, tavuğun evcilleştirilmesi, su aygırının evcilleştirilmesi, ipek böceğinin evcilleştirilmesi. Yine bitkisel üretimden örnek verebilirsek çay, soya fasulyesi ve kayısıyı ilk evcilleştiren ilk ülke Çin diyebiliyoruz. Çin tarımsal kalkınması 1940'lara rastlamakta aslında. 1940'lı yıllara geldiğimiz zaman 1940'larda aslında Çin'in 4000 yıl önceki atalarından kalma tarımsal pratikleri yaptığını söyleyebiliriz. Ama 1940'larda arazi reformunu gerçekleştirmeleriyle birlikte tarım sektöründe de hızlı bir atılıma girdiğini görüyoruz. Çin dediğimiz zaman aslında tarımsal üretim stratejik olarak düşünülüyor. Şunu söylüyorlar, Çin insan odaklıdır, insan ise gıda odaklıdır lafını kullanmaları ilgi çekici. Notlarımdan bakacak olursak birkaç şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle 1952-2018 yılları arasındaki istatistikler incelendiği zaman Çin'de 1952 yılında bitkisel üretimin payı %85.9, hayvansal üretim %11.20, su ürünleri ise sadece %1'lik bir paya sahip. Yani bu da demek oluyor ki 1950'lerin başında Çin çok ağırlıklı bir şekilde bitkisel üretimle beslenen bir nüfusken daha sonraki yıllarda 2018 yılına geldiğimiz zaman bitkisel üretimin payı %85'lerden %50'lere, %55'lere iniyor. Hayvansal üretimin payı ise %11'lerden %27'lere çıkmakta. Su ürünleri ise yine %1'lik kısımdan %11'e yükseliyor. Dolayısıyla Çin daha hayvansal ağırlıklı bir beslenme diyetine geçtiğini söyleyebiliriz. Bir de ilgi çekici rakamlardan birisini de paylaşacak olursak 2018 yılında kişi başı sebze tüketimi bakımından 400 kilogram ile Çin sebze gerek ekiminde gerekse tüketiminde dünyadaki en birinci ülke diyebiliriz. Başka neler söyleyebiliriz Çin'le ilgili? Şunu söyleyebiliriz Çin tarihi ile ilgili. 1940'ların sonunda çiftçiler arazi reformlarının gerçekleştirmesiyle birlikte arazi sahipliğinde de değişimler olmakta. 2016 yılında 3 tane önemli başlık söyleniyor. Bunlardan birincisi arazi sahipliği kolektiflere ait. İkincisi sözleşme hakları çiftçi ailesine ait. Üçüncüsü ise arazi kullanımı da çiftçilere ait denilebilir. Örneğin çiftçi bir çocuk kırsal alanda doğuyorsa o köydeki araziden babalarının kullanmış olduğu araziden kullanma hakkına sahip. Eğer çocuk şehirde yaşamayı tercih ettiği zaman o haktan feragat ediyor. Onun karşılığını da kolektif köydeki kolektif hareket karşılığını vererek artık hiçbir hakkı kalmıyor toprağa ekip biçmeye.